Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, öğretici metinler ünitesine devam ediyoruz. Fıkra ile yani köşe yazısıyla devam edeceğiz. Fıkra gazete ve dergilerin belli sütun ya da köşelerinde yayınlanan güncel siyasal, toplumsal sorunları ele alan, bunları ayrıntılara irdelemeden, ayrıntılara inmeden inceleyen Yazı türüdür gazete ile birlikte ortaya çıkmıştır fıkra kısa yazılardır konunun ayrıntılarına girilmez konular değişik açılardan işlenmez güncel konuları işlediği için kalıcılığı yoktur e, yazar kanıtlama amacı e, gütmez ve doğrulama yoluna gitmez kişisel düşünceler e, yani özellik ağır basar fıkralarda herkesin anlayabileceği yalın sade ve samimi bir üslup kullanılır. Toplumsal, siyasal, kültüler, kültürel gerçekleri ortaya dökme bu yolla da bir kamuoyu oluşturma ve yönlendirme amaçlanır fıkralarda yani köşe yazılarında. Yazarın zengin bir kültür ve bilgi birikimi olmalıdır fıkraya yazarken. Fıkra yazarları ele aldıkları konuları değişik açılardan işleme, ayrıntılara inerek kanıtlama yolunu seçmezler. Fıkra da makale gibi planlı yazılardır. Önce belli bir sorun ortaya konulur, sonra çeşitli görüş ve düşüncelerle ee, bu konu irdelenir. Sonuçta da e, sorunun çözümü için öneriler getirir. Fıkra türlerine baktığımızda edebi fıkralar, klasik gazete fıkraları ve makale tarzı fıkralar olarak üçe ayrılır. Edebi fıkralar günlük olaylardan yola çıkan ancak günlük köşe yazısı olmaktan çıkıp kalıcı olan fıkralardır. Ahmet Haşim, Yusuf Ziya Ortaç, Falih Rıfkı Atay, Haldun Taner, Oktay Akbal bu tarzda yazılar yazmışlardır. Klasik gazete fıkraları bu tür fıkralar yazıldığı günlerde etkili olurlar ancak aradan belli bir zaman geçtikten sonra unutulurlar. Ee, makale tarzı fıkralar ise makale havası ağır basar, e, yazar, günlük olaylardan yola çıkar ve yeri geldikçe düşüncelerini kanıtlama yoluna girer. Fıkranın tarihi gelişimine baktığımızda ilk örnekleri Tanzimat döneminin gazeteleri, gazetesinin ortaya çıkmasıyla başlar fıkra. Bu dönemdeki fıkralar gazete makalelerine benzemektedir ve fıkranın bir tür olarak belirginleşmesi 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başına denk gelir. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim Cumhuriyet öncesinin fıkra yazarlarındandır. Ee, i̇lk tanınmış büyük fıkra yazarı e, Ahmet Rasim olarak kabul edilir. Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Buya, e, muharrir Şair Edip adlı eserleri bu türün önemli örneklerindendir. Cumhuriyet sonrası tanınmış fıkra yazarları arasında Yusuf Ziya Ortaç, Falih Rıfkı Atay, Peyami Safa, Burhan Felek, Şevket Rado, Ahmet Kabaklı, Haldun Taner, Oktay Akbal, Selim İleri, Çetin Altan, Mehmet Barlas, Emre Kongar, Uğur Mumcu, Yavuz Donat, İlhan Serçuk, Aziz Nesin, Burhan Felek, Abdü İpekçi, Hasan Pulur gibi isimler yer alır. Önemli fıkra örneklerine baktığımızda Refik Halit Karay'ın Bir Avuç Saçma, Bir içim Su, Farih Rıfkı Atay'ın Niçin Kurtulmamak, Eski Saat, Pazar Konuşmaları, Orhan Seyfi Orhon'un Kulaktan Kulağa, Çetin Altı, e, Altın'ın Şeytanın Gör dediği, Yusuf Ziya Ortaç'ın Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Ocak e, Beşik Dolu e, önemli fıkralarımızdandır. 2015 LYS sorumuz var bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayınlanan konusunu güncel siyasi toplumsal kültürel olaylardan ve durumlardan seçen bunları kanıtlama kaygısı gütmeden işleyen kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür nokta nokta demiş. Güncel bir olayın kişisel görüşe bağlanarak canlı ve çarpıcı bir dille anlatılmasını gerektirir. Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi ve kültür birikimi ister denmiş. Burada gazete ve dergi yazıları bize göz kırpıyor ve Herhangi bir kanıtlama kaygısı gütmemesi ve yazarın bir bilgi birikimine e, sahip olması e, bizi neye götürüyor e, bizi fıkra türüne götürüyor e, fıkranın bir diğer adı köşe yazısı şıklarda köşe yazısı da olabilirdi e, sevgili arkadaşlar açıkladığım üzere doğru cevap B seçeneğidir bir ÖSYS sorumuz daha var. Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorunlar e, sorular yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunlar hikayelere benzer. Hikayeciler biçimde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil kendi isteğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor diyor. Baktığımızda gazetede güncel konuları işleyen her gün yayınlanan fıkra türünü anlatıyor. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar röportaj türüne baktığımızda bir yazarın herhangi bir ülkeyi, memleketi, bölgeyi, fabrika gibi iş yerini gelerek, gezerek gördüklerini kendi görüşleriyle birleştirerek gazete ve dergide yazdığı yazılardır. Ee, hazırlanması sırasında sözlü anlatım türü olarak e, röportaj yayınlanması esnasında da e, yazılı anlatım türüne girer. Gazetelerde olaylara, sorunları daha derin bir incelemeye dayanarak yerinde ve yaşayanlarla yapılan konuşmalarla e, veren fotoğraflarla belgeleyen yazılardır. Röportajlar gezip görmeye, incelemeye, soruşturmaya, öğretmeye, tanıtmaya ve tasvir etmeye dayanır. E, röportaj yazarı ele aldığı konuda inceleme yapar, kendinden önce bu konuda yazılanları araştırır. Konuyla ilgili fotoğraflar çeker, ses kayıtlarından yararlanır. Yaşam gerçeğini, olayları ya da e, sorunları yansıtırken bunların altında e, yatanları da gösterir. E, resimler, konuşmalar, istatistik bilgiler, grafikler, uzman görüşleri belge olarak kullanılır. Röportajı hazırlayan kişi yorumlarını bu kanıtlar üzerinden gerçekleştirir. Ee, röportajda bütün anlatım biçimlerinden yararlanmak mümkündür. Geniş boyutlu bir haber metni olan röportajlarda inandırıcılık da ön plandadır. Röportajın etkisi değişik anlatım biçimlerinde özgürce kullanılması gerekir ve röportaj güncel gerçekleri anlatması bakımından habere yaklaşsa da haberde sadece olayın anlatılmasıyla yetinilir. Ee, sunuluş tarzına göre röportajlar Amerikan, Alman, olarak ayrılır. Konusuna göre edebi, siyasal olarak ayrılır. Bunlara baktığımızda Amerikan röportajı giriş bölümünün sürpriz, şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportajlardır. Alman röportajları ise yazarın konu işlerken kendisini ön plana aldığı ben eksenli röportajlardır. Konularına göre röportajlar edebi, siyasal, sağlık ve spor röportajları olarak dörde ayrılır. Anlatım tarzına göre röportajlar öyküsel ve kurgusal röportajlar olarak ikiye ayrılır. Öyküsel röportajlar kişilerin bir öykü havası içinde ele alındığı, konuşturulduğu sorunlara parmak basıldığı röportajlardır. Kurgusal röportajlar ise öykülemenin çok sınırlı kaldığı, anlatımda yazarın çok az araya girdiği, ses alma makinesinin kaleminin yerini tuttuğu bu özelliğiyle yaşamdan canlı bir kesit özelliği gösteren röportajlardır. Bir ÖSYM sorusu var. 2016 sorusu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor soruda. Genellikle bir sanat değeri taşımayan bu nedenle de edebi bir tür sayılmayan, öğretme, tanıtma, tasvir etme amacı taşıyan, konulara bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı veya bir insanı işleyen, Nokta nokta son yıllarda gazete ile birlikte yaygınlaşmıştır. Görüntülü iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber bu tür ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon ve sinemaya taşınmıştır diyor. Baktığımızda parçada geçen e, aslında Öğretme, tanıtma, tasvir etme amacı taşıyan konuları bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı, bir insanı işleyen dediği kısım bizi röportaja götürür. Bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir ÖSYS sorusu var. Ne diyor? Nokta nokta diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir diyor. Bakalım. Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak bu sorunlar hakkında düşüncelerimi derinliğe inmeden kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. E, kısa yoğun günübirlik yazılardır bunlar e, diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir diyor. E, gazetede güncel konuları işleyen, her gün yayınlanan, e, kanıtlama amacı taşımayan günübirlik e, kısa tür fıkradır. E, bu yüzden de doğru cevap B seçeneğidir. Uzunluğuna göre röportajlar tek röportajlar ve dizi röportajlar olarak ayrılır ve röportaj türünün özelliklerine baktığımızda Cevat Fehmi Başkut'un "Geceler Geceleri Bizi Kimler Bekliyor, Said Faik Abasıya'nın Mahkeme Kapısı, Fikret Otyam'ın Hasubu Diyar, Doğudan Gezi Notları, Harran, Uybabo, Topraksızlar, bir karış toprak için Oy Fırat, Asi asilfrat, can pazarı, vay kurban, hayvanlar ve insanlar. Yaşar Kemal'in de röportajları var ve önemlidir de. Peri bacaları bu diyar baştan başa çukurova yana yana bir bulut kaynıyor yanan ormanlarda 50 gün bir başka türümüz de mülakattır. Bilim, sanat, edebiyat, felsefi felsefe gibi alanlarda tanınmış veya kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerden. Randevu alınarak yapılan e, sorulu cevaplı görüşmelerdir. E, mülakat yazarının konuşulanları herhangi bir e, değişiklik yapmadan e, yayınlama zorunluluğu vardır. Konusu genellikle sanat, bilim, felsefe, edebiyat e, ve fen e, olan mülakatlar daha çok e, gazetelerde ve dergilerde yayınlanmak için e, yapılır. Mülakat türünün örneklerine baktığımızda e, Mustafa Baydar'ın edebiyatçılarımız ne diyor, Yaşar Nabi Nayır'ın edebiyatçılarımız konuş. Konuşuyor. Sermet Sami Uysal'ın Yahya Kemal'le sohbetler, eşlerine göre e, ediplerimiz, Gavsi Ozan Soyun 40 yıl sonra diyorlar ki 5 kuşak konuşuyor. Hikmet Feridun e, Esin bugün de diyor, diyorlar ki Abdi İpekçi liderler diyor ki e, Enver Ercan söz uçar söz olur. Feridun Andaç e, söz uçar yazı kalır. Refik Ahmet Sevengil her Gün Bir Ediple, Feridun Andaç Edebiyatımızın Kadınları, Bahtiyar Aslan Bitmeyen Röportajlar, ee, İsa Koca Kaplan Ustalarla Konuşmalar, Erhan Genç Bir Masa Bana Yetiyor Nasıl Yazar Oldular adlı e, mülakatları e, mül e, yapmış oldukları e, konuşmalarla yayınlamışlardır. Sevgili arkadaşlar deneme türüyle devam ettiğimizde deneme yazarın herhangi bir durum ve konudaki kişisel duygu, görüş ve düşüncelerini kurallara uymadan, kesin bir sonuca varmadan ortaya koyduğu yazı türüdür. Deneme özgü bir konu türü yoktur. Ölüm. Yaşama sevinci, sevgi, dostluk, arkadaşlık, kıskançlık, özgürlük, tutsaklık, hayvan sevgisi gibi her şeyde denemeye e, konu olabilir. Denemede söylenenler okura iletilmek istenenler bir konuşma havası, bir söyleşme havası içinde verilir. E, daha doğrusu denemeci bu hava içinde sanki kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir yol izler. E, denemeci söylediklerini kanıtlama, belgeleme yoluna gitmez. E, düşüncelerini kesin sonuçlara bağlamaz. E, böyleyken de denemelerin inandırıcılığı yazarların içtenliğinden gelir. E, denemeci bir dil ustasıdır. Söylediklerini dilin inceliklerinden yararlanarak güzel bir şekilde anlatmaya çalışarak verir. Nitekim denemeyi makale, eleştiri, fıkra gibi öteki e, öğretici yazılardan ayıran en önemli özelliği de budur. Öznerliğin hakim olduğu denemede ben ifadesi sıkça, sıklıkça geçer. E, denemede açıklayıcı ve tartışmacı anlatım kullanılır. Denemelerde herhangi bir durum, varlık veya kavramla ilgili kişisel yorumlara derinlikli biçimde e, ortaya e, konulur. Denemeler e, üstü bakımından informal özellik taşır. Yani senli benli e, olmak üzere ve Formal özellik taşır. Resmi deneme olmak üzere ikiye ayrılır. Montaigne tarzı olarak bilinen informal, senli benli deneme samimidir. Yumuşak bir hava içinde geçer. Türk Edebiyatı'nda Nurullah Ataç'ın denemeleri informal yani senli benli şekilde yazılmıştır. Bakon tarzı deneme ise formal yani resmi şekildedir. Yahya Kemal'in denemeleri formal, resmi deneme grubuna girer. Denemeler ayrıca klasik deneme, felsefi deneme ve eleştirel deneme olmak üzere de e, sınıflandırılır. Deneme türlerinin gelişimine baktığımızda e, Avrupa'da bu türün kurucusu ve ilk temsilcisi Montaigne'dir. E, i̇lk iki cildi 1580'de, üçüncü cildi 1595'te yayınladığı SS yani Denemeler isimli kitabıyla bu türün ilk örneğini vermekte kalmamış türe deneme adını da vermiştir. İkinci büyük deneme yazarı ise İngiliz yazar Bakondur. Bir takım kısa notlar diye adlandırdığı denemelerinde dış gözlemlere, deneyimlere dayanarak insanoğlunun içinde, insanoğlu için yararlı bilgiler ortaya koyma çabası içindedir. Türk edebiyatında 20. yüzyılın başından itibaren kalem tecrübesi adında bu türün bu türün ilk örneklerini dergi ve gazetelerde görüyoruz. Ahmet Haşibin e, grubahane Laklakan yıllak Yıllaklakan ve bize göre kitaplarında yer alan bazı yazılar e, deneme türünü, türümüzün ilk örneklerindendir. Deneme türünün örneklerine baktığımızda Nurullah Ataç günlerin getirdiği sözden söze karalama defteri, Cemal Süreyya'nın şapkam dolu çiçekte, Cemil Meriç, Kırkambar, Mağaradakiler, Bu Ülke, İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, Salah Birsel, Şiirin İlkeleri, Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaç Şıngır Mıngır, Paf ve Puf, Amerikalı Tolstoy, Mehmet Kaplan'ın Edebiyatımızın İçinden, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu, Sabahattin Eyüboğlu'nun Mavi ve Kara, Sanat ve Edebiyat Üzerine Denemeler, Oktay Akbal'ın önce şiir vardı, yaşasın edebiyat, Suud Kemal Yetkin'in edebiyat konuşmaları, edebiyat üzerine günlerin götürdüğü, Yahya Kemal, Aziz İstanbul edebiyata dair ve Sezai Karakoç'un da edebiyat yazıları vardır. Rasim Özdenören'in Ruhun Malzemeleri, Tahsin Yücel'in Yazın ve Yaşam, Yazının Sınırları, Önemli deneme örneklerimizdendir. Ahmet Hamdi Tanpınar 5 şehir yaşadığım gibi. Ahmet Turan Alkan 6. şehir. Fahri Rıfkı Atay pazar konuşmaları. Beşir Ayvazoğlu şehir fotoğrafları aşk estetiği. Ceyhun Atuf Kansu balım kız dalım e, oğul. Nurettin Topçu Türkiye'nin marif davası. Kültür e, ve medeniyet ve var olmak. Vedat Günyol'un Dile gelseler çala kalem güne doğarken güne gün katmak yine de yaşarken Azra Erhat'ın işte insan ekko homo sevgi yönetimi Doğan Hızlan'ın saklı su edebiyat dönencesi kitap deposu çalıntı kitap deposu Nermi Uygur'un dilin gücü Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin sırları kitaplar ve Potreler, İstanbul'a dair önemli deneme eserlerimizdendir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir 2015 LYS sorumuz var. Bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler dile getirilmiştir diyor. Bakalım. Belirli ve kesin kuralları olmayan, düşünce ağırlıklı bir türdür. Bu tür yazılarda bilgi ve sanat iç içedir. İleri sürülen düşünceleri ispatlama zorunluluğu olmasa da yazarın gereken fikri olgunluğa, yeterli tecrübe ve olayları yorumlayabilecek kapasiteye, durmadan gelişen, serpilen, biçimlenebilen bir dünya görüşüne ve hayat anlayışına sahip olması beklenir diyor. Denemenin belirli kuralları yoktur, düşünce ağırlıklıdır, hem bilgi verilir, her hem bilgi verilir, hem de sanat yapılır denemelerde ve sanat ve herhangi bir şekilde de kanıtlama zorunluluğu yoktur. Bu yüzden de bu metin bizi denemeye götürür doğru cevap A seçeneğidir. ÖSYM'nin sormuş olduğu başka bir ÖSYS sorusu var. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı denemeler adlı tek kitabı günümüzde bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır diyor. Deneme türünün kurucusu Fransız yazar Mönteine'dir. Montaigne denemeler adlı eseriyle bu türün ilk örneğini vermiştir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bu videoyla da deneme türünü bitirerek ayrılıyoruz. Bir sonraki videoda eleştire türüne devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Sevgiler.